Gençler, günlük satış yansımatları bakımına vergisi kanunu 509'dan gelen yükümlülük kapsamında ve şu anda hala devam eden 454 yılında yükümlülük kapsamında bu sisteme zorunluluk için geçecekler ama tabii ki bir de işin farklı bir boyutu var. Elektronik fatura ve defter başvuru süreçleri var. Biraz bunlardan bahsedelim. Bu mükellefler sisteme ne şekilde geçecekler? Hazırız değil mi arkadaşlar? Devam ediyorum. Şimdi aslında elektronik fatura bizim sadece iş yapış şeklimizi değiştiren belge türleri. Yine bütün yasal zorunluluğumuz, sorumluluklarımız, bir faturayı kaç gün içinde düzenlememiz gerekiyorsa aynı şekilde bütün yükümlülükler elektronik fatura kullanıcıları için de geçerli olacak. Özellikle ben eğitimleri anlatırken elektronik fatura hayatımıza yeni giren belgeler değil, sadece iş yapış şekillerimizi değiştiren belge türleri olarak anlatıyorum. Ne şekilde yapacağız? Şimdi biraz da bunlardan bahsedelim. Sistemde satıcı firma faturayı keser, bir zarfın içerisine koyar. Bu zarf doğrudan Gelir Dairesi Başkanlığı'na gönderilir. Gelir Dairesi Başkanlığı aldığı bu faturaları karşı taraftaki alıcı firmaya gönderir. Alıcı firma faturayı alır, sistemine işler ve sistem üzerinden bir uygulama yanıtı oluşturarak satıcı firmaya tekrar bu faturalar, bu faturaya ilişkin uygulama yanıtları tekrar gönderilmiş olur. Buradaki süreçte baktığımız zaman, arkadaşlar tamam mı değil mi? Ben anlatıyorum ama bir heyecan hareket var. Alıcı firma fatura ilişkin bir uygulama yanıtı oluşturur ve doğrudan satıcı firmaya gönderir. 7 gün içinde bunu uygulama yanıtını oluşturması gerekir. 7 gün içinde oluşturulmayan faturalar, fatura ilişkin uygulama yanıtı oluşturmazsa ne olur? Sistem otomatik olarak bunu kabul etmiş sayılır. Zaten ticari kanun kapsamında değerlendirildiği zaman. Peki burada nelere dikkat edilecek, nelere bakılabilir? Gelir Dairesi Başkanlığı Vergisi Kanunu 397'yi ilk yayınladığı zaman şunu söylemişti. Dedi ki, bu zarfın içerisinde istediğim her türlü ticari belgeyi koyarak bana göndermek zorundasınız dedi. Mesela şunu isteyebilir. Bir örnek veriyorum. Bir herhangi bir şekilde bir yerde incelemeye takılmış bir faturanız olabilir. Ya da farklı çapraz kontrol kapsamında bağlı ortaklığınız olabilir, iştirakiniz olabilir. Farklı birçok yerlerden denetim kriterlerinden bir tanesi de olsa takılmış olabilir. Başkanlık bize şunu söyleyebilir. Der ki belge bazlı denetim başladığından dolayı. Örnek veriyorum, burada 10 bin liralık bir faturanız var, gönderdiniz. Başkanlık dedi ki, bu 10 bin liralık faturaya ilişkin olarak irsaliyeyi, düzenlemiş olduğunuz irsaliyeyi bu zarfın içine koyup bana gönderin diyebilir. Elektronik ortamda size göndereceği bir e-posta aracılığıyla. Burada nelere bakabilirler? Ben elektronik irsaliye mükellefi olabilirim. Kağıt ortamında irsaliye düzenleyen bir mükellef olabilirim. Hiç farkı yok. Kağıt ortamında da olsa, elektronik ortamda da olsa bu zarfın içerisinde bu ticari belge konulur ve Gelir Dairesi Başkanlığı'na gönderilir. Başkanlık irsaliye ile fatura arasındaki uyumdur ona bakar. Mesela burada neye bakar? İrsaliyenin faturalaştırma dönemindeki tarihlerine bakar. 7 gün içinde irsaliye faturalaştırılmış mı, faturalaştırılmamış mı? İrsaliye eğer önceden kesilip mal sonradan gönderildi, fatura sonradan düzenlendiyse faturanın içinde irsaliye bilgilerinin olup olmadığını kontrol eder. Eğer işte daha önceden gönderilmiş irsaliye tarihi ve belge numarası ve belge tarihi var mı bu işlemlerin içerisinde? Bunları kontrol ettikten sonra İrsaliye ile fatura arasındaki ürün bazda uyum sağlayıp sağlamadığına bakar. İşte irsaliyedeki veriler doğrudan faturanın içinde de var mı yok mu? Bunların kontrolünü yaptı, baktı herhangi bir sıkıntı yok. Geçti bu sefer tahsilat ayaklarına. Mesela şunlara bakabilirler tahsilat ayaklarında. Biliyorsunuz Vergi Kanunu 459 nolu tebliğ kapsamında 7 bin lira üzeri olan bank alacakların banka kanalıyla geçme zorunluluğu var. Burada faturanızın tutarı 10 bin liralık olabilir ama bunun tahsilat aşamasına bakar ve size şunu söyleyebilir. Şu tarifler arasındaki defter takımlarınızı bana yine bu zarfların içine koyarak gönderin diyebilir. Burada değere bakabilir. 102'nin altında, çünkü YMY maddesinde konu olan her bir işlemin tek bir YMY maddesinde gösterilme zorunluluğu var. Ki biliyorsunuz elektronik kullanıcıları bütün kağıt ortamındaki ya da elektronik ortamında düzenledikleri faturaları her birini tek 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 ayrı YMY maddelerine göstermek zorunda o süreç açısından. Yoksa sistem kabul etmiyor bunu. Faturaya ilişkin yaptığı tahsilat kalemlerine baktı 102'nin altında. Herhangi bir dedi işte bu 10 bin liralık satışa ilişkin tahsilat yapılmış mı yapılmamış mı? Bir baktılar ki işte
tahsilattan 8 bin liralık kısmı yapılmış 102'lerin altında. 2 bin liralık kısım hala tahsilat kaydı yapılmamış. Öyle bir elektronik denetim dönemi geliyor ki, belge bazlı denetim kapsamında, şunu bile belki ilerleyen günlerde bize sorabilecekler. O tahsil edilemeyen 2 bin liralık kısım için herhangi bir şekilde tahsilat süreci başlamış mı, başlamamış mı? Eğer başlayamadıysa sebeplerinin neler olduğunu, eğer tahsilat süreci başladı ve karşı taraftaki ülkeyle bunu ödememişse daha hala, hukuki süreç başlamış mı, başlamamış mı? Dönem içinde 128'den 129'dan gelen şüpheli ticareti alacaklar hesaplarına atılmış mı, atılmamış mı? Ve dönem sonu itibariyle eğer tahsilatı imkansız hale geldiyse ya da işte tahsil edildiyse, zaten 120'lerden 128'ler aracılığıyla çekilmişti bu vakiye. Tahsilatı imkansız hale geldiyse o cari dönem itibariyle bilanço kayıtlarından çıkarak gelir tablosu kayıtlarına bu veriler yansımış mı, yansımamış mı, tek 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 elektronik ortamda denetim yapılacağı ciddi bir dijital denetim dönemi geliyor. O yüzden kayıtlarımızı atarken sistem üzerinde çok dikkatli atmamız gerekiyor. Aslında bu uygulama dediğimiz gibi, biraz önce de bahsettik, yeni uygulama değil. Bunlar usullerde, tebliğlerin içinde hepsi var. Defter kayıt düzeniyle ilgili, kayıt nizamıyla ilgili. Şimdi de nasıl yapacağız? Bunları yine üzerinden geçeceğiz ilerleyen slaytlarda. Bu kapsamda e-fatura kullanmak zorunda olanlar elektronik defter uygulamalarının zorunluluk kapsamına geçmek durumundalar. Getirilen tebliğlerle getirilen yükümlülük kapsamında olanlar. Bunun için yol haritamız birinci aşamada öncelikli olarak gelir dersi diyor ki, eğer diyor mükellef tüzel kişi ise vergisi kanun mükerrer 424 kapsamında mani mühür, gerçek kişi ise diyor elektronik imza 5.7 sayılı kanun kapsamında nitelikli elektronik imza veya mani mühür temin ederek bu sisteme zorunluluk kapsamına geçmek durumundalar diyor. Biz tüzel kişilik olduğunu düşünüyorum bu yaptığımız başvuru işlemini ve mali mühür temin edeceğim. Ekrandaki linke tıkladım. Karşıma bir sayfa açıldı. Açılan bu sayfada öncelikli olarak mükellefin şurada sürekli değişen bir sistemin güvenlik şifresi resmi var. Bu güvenlik şifresini giriyorum. Sonra işletmenin vergi kimlik numarasını giriyorum. Her bir mali mühür vergi kimlik numarası üzerine, her bir elektronik imza gerçek kişinin TC kimlik numarası üzerine açılır. Vergi kimlik ya da TC kimlik numarasını giriyorum. Altına işletmenin tüzel kişiliğine ait bilgilerini girdikten sonra sayfayı aşağı kaydırdığımda sağ taraf görünüyor. Bana sertifika tipini soruyor. Ne şekilde diyor bu sertifika tipini alacaksınız? Yani hangi modeli tercih edeceksiniz? Biz akıllı kart okuyucuyu tercih ediyoruz başvurular sırasında. Burada kaç tane sertifika istediğimizi soruyor. Yasal zorunluluk bir tanedir, birden fazlası ihtiyaridir. İstediğiniz kadar mali mühür, istediğiniz kadar mali mühür alabilirsiniz. Ben olsam ne yaparım? Her bir mali mühürün geçerlilik süresi 3 yıldır. Bugün şimdi başvuruda bulunurum bir tane. İşte 5 ay sonra bir tane daha başvuruda bulunurum. 3 ay sonra bir tane daha başvuruda bulunurum. En azından o 3 yıllık sertifika süresi tamamlanana kadar ticari hayatım durmamış olur. Çünkü burada önemli bir süreç var. 3. yıl doğduğu an itibariyle artık bir idaresinde ne defter hayat dosyanızı gönderebiliyorsunuz, ne faturalarınızı gönderebiliyorsunuz. Ben olsam ne yaparım? Mali mühür başvurusu yaparken asla şirket sorumlusu bilgilerini meslek mensubu olarak kendimi yazmam. Neden yazmam? Kamu sertifikasyon merkezi mali mühürünüzün süresinin bitmesine 3 ay kalıma elektronik ortamda sürekli bilgi mesajı gönderiyor. Dikkat edin, mali mühürünüzün süresi bitmek üzere diye. Bu tarz durumlarda bu mailleri işte önemsiz mail olarak görebilir sistem ya da virüs görebilir, farklı sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz ve o 3. yıl bittiği an itibariyle mali mühürünüzü kullanamaz hale gelirsiniz ve boşu boşuna sıkıntı yaşarsınız. Ve bu belki mücbir sebep kapsamında değerlendirilemeyebilir. O yüzden bu tarz durumla karşı karşıya kalmamak için burada işletme yetkililerin ya da işte muhasebenin sekme idaresinden sonra kim varsa o kişilerin adını yazarak başvuruda bulunmazsa fayda var. Mali mühürüm yaklaşık 1 hafta 10 gün içinde elime ulaştı. Eğer bu sistemi anlatıyorum, bu kendi malini kullanmak isteyen mükellefler için geçerli.
İsterlerse bahsettiğimiz üzere işte özel vekaletnamelerle mali mühür kullanabilecekler. Mali mühürün bilgisayarında takılıyken ben önce bu mükellefin elektronik fatura başvurusunda bulunduğunu düşünüyorum. Ekranda linke tıkladım. Karşıma bir sayfa açıldı. Açılan bu sayfada öncelikli olarak bana yararlanma yöntemini soruyor. Hangi yöntemle bu sistem üzerinden yararlanmak istiyorsunuz diyor. 3 tane çalışma yöntemi var. Şimdi birazdan bahsedeceğiz onlardan. Sisteme başvuru tarihi, vergi kimlik numarası, işletmenizin tüzel kişiliğine ait bilgilerine girip, yine bakın burada dikkat ederseniz şirket sorumlusu bilgileri var. Mali mühür başvurusunda yaptığımız gibi. Yani gelir dersin ki sistemde bir sıkıntı yaşarsam ben kiminle muhatap olacağım, iletişim kuracağım diyor. Başvuru butonuna bastığınız an itibariyle de elektronik fatura başvurusunu o an itibariyle gerçekleştirmiş oluyoruz. Başvurunuzun hangi aşamada olduğunu sorgulamak isterseniz de e-fatura.gov.tr'deki sorgulama linkine tıkladığınız zaman da başvurunuzun hangi aşamada olduğunu da sorgulayabiliyorsunuz. 3 tane yararlanma yöntemi var. Bu yararlanma yöntemlerinden bir tanesi Gelir Dersi Başkanlığı'nın ücretsiz portal hesaplarını kullanarak bu sistem üzerinden çalışabiliyorsunuz. Başkanlık burada, bu bir ücretsiz portal ama burada eğer çok fazla fatura serisi kullanıyorsanız ya da işte bu 7 gün kuralına biraz fazla uyamıyorsanız bu sizin için fatura serisinin az olması sebebiyle biraz sıkıntılı bir yöntem. 2 tane fatura serisi var burada ama geçiş dönemi için uygulanabilecek bir yöntem. Aylık sizin kestiğiniz ve size gelen faturalar toplam 500 tane ise bu yöntemi kullanabiliyorsunuz. İkinci yöntem ve 2 tane fatura serisi var. İkinci yöntem uyumlu bir yazılım programı ile Gelir Dersi Başkanlığı sitesine tam entegrasyon sağlamak. Bu daha çok büyük işletmelerin tercih etmiş olduğu bir yöntem. Daha çok şunu söylüyor mesela büyük şirketler. Ben bir holding bünyesinde bu işi yapıyorum. 35 tane grup şirketim var. Hepsi tek bir IP üzerinden beraat dosyaları gitsin, faturalar yönlendirilsin gibi. Bu yöntem hem biraz maliyetli hem de büyük şirketler daha ağırlıklı kullanıyorlar. Üçüncü yöntem ise özel entegratörlerden herhangi bir tanesiyle anlaşarak bu sisteme dahil olabiliyorsunuz. Başkanlık şunu söylüyor. Eğer diyor isterseniz entegratörlerle anlaşmak, e-fatura gov.tr başlığının altında yetkilendirilmiş olan özel entegratörler var. Bunlardan biriyle anlaşarak bu sisteme geçebiliyorsunuz. Zaten e-arşiv için gerekli olan bir uygulama şu anda. Ve bununla ilgili birçok raporlama dosyasında Gelir Dersi Başkanlığı tarafından özel entegratörler tarafından gönderiliyor. Ama bildirim yükümlülüğü mükellefin kendisinde olmak şartıyla. İstediğiniz kadar bu yöntemde fatura serisi kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun olursa entegratör aracılığıyla çözebiliyorsunuz. Mükellef istediği yöntemi istediği şekilde kullanabilir ama ne yapamaz? Aynı anda 3 yöntemi birlikte kullanamaz. Bir tane yöntemi kullanmak ve tercih etmek zorunda. 31 Aralık geldi. Başvurularınızı yaptınız. Daha hala bir özel entegratörle yaptığınız sözleşme Gelir Dersi Başkanlığı bildirilmedi. Daha hala bir özel entegratörle anlaşamadınız. Başkanlık resmi tatilinin bittiği saat itibariyle saat 00.01'den itibaren hala bir özel entegratör sözleşmesi tarafına ulaşmazsa Gelir Dersi kendi ücretsiz GİP portal hesaplarını açıp sisteme dahil ediyor sizi. Başvurunuz aşamasında belirlediğiniz özel entegratör sözleşmesi hala daha sisteme girilmediyse. O yüzden sistem tamamen ticari hayatı durdurmamak üzere yapılmış olan bir sistem. Yöntem değiştirdiğinizde de mesela entegratörden çıktınız, farklı bir entegratörle anlaşacaksınız veya farklı bir uygulamaya geçeceksiniz. Sistemde sizi sadece 2 saat açıkta bırakıyor. 2 saatten sonra otomatik olarak ücretsiz bir portal hesaplarını sistem üzerinden açarak süreci tamamlamış oluyor. Ticari fatura senaryosu diye 2 tane fatura senaryomuz var tabii. 3 tane çalışma yönteminin yanında 2 fatura senaryosu. Birincisi ticari fatura senaryosu, ikincisi temel fatura senaryosu. Ticari fatura senaryosunda fatura kesilir. Karşı taraftaki mükellefe gönderilir. Karşı taraftaki mükellef faturayı eğer sistemine kabul etmeyecekse red uygulama yanıtı vererek yine satıcı firmaya faturayı geri gönderebiliyor burada. Ama ne yapamıyor? Bir fatura sadece bir kez reddedilebilir. İkinci bir kez daha red işlemini gerçekleştiremiyorlar burada. Temel fatura senaryosuna baktığımız zaman aslında yeni yapılan bir uygulama var burada ama biraz teknik aksaklıklar oluyor bu uygulama üzerinde. Faturayı kesiyorsunuz, karşı taraftaki mükellefe gönderiyorsunuz. Mükellef faturayı alıyor, sistemine işliyor. Veya eğer bir mutabakatsızlık durumuyla karşı
karşı karşıya kalıyorsanız faturayı sistemine işler, işlediği faturaya ilişkin bunlar incelemelerde sorgulanan noktalardır. İşlediği noktadan itibaren ya bu faturaya ilişkin iade faturası keser, yeni ortaya çıkacak olan faturaya mutlaka hangi faturaya ilişkin iade faturası kestiğini açıklamasına yazmak zorunda ve her ikisinde ayrı ayrı zarflarıyla arşivlemek zorunda. Bunu mutlaka istiyorlar bakıyorlar hepsini. Ya iade faturası keser, ya gelir dersi bu sistem üzerinde temel fatura ile ilgili iptal ekranlarını açtı. Bu iptal ekranlarında biraz sıkıntılar var şu anda. Ya sistemden iptal edecek faturayı veya faturanın kağıt çıktısını alarak şu anda olduğu gibi noter kanalıyla karşı taraftaki mükellefe gönderebilir iade işlemi için. Veyahut da her iki tarafın kayıtlı elektronik postası varsa KEP üzerinden adli yargı karşısına geçerli olan KEP üzerinden de karşılık olarak faturanın iptal işlemini göndererek süreci tamamlayabilir. Gelir İdaresi diyor ki bir ticari belgeyi diyor üretildiği şekilde muhafaza, istendiğinde de üretildiği şekilde ibraz etme yükümlülüğünüz vardır diyor. Vergi Sultanı 416. Eğer bu ticari belgeyi diyor siz ekranda görüyorsanız e-faturanızı, e-arşivinizi ya da ekranda görüyorsanız bu ticari belge geçerlidir. Bu ticari belgenin kağıt çıktısını alıyorsanız diyor, sadece belli yerlerde işinize yarar diyor. İşte mesela örnek veriyorum, elektronik faturanızı diyor, aldığınız kağıt çıktısı eğer malın sevki sırasında düzenliyorsanız üzerine saatinin ve dakikasının yazılması şartıyla düzenlediğiniz faturanızın kağıt çıktısı alınır. Üzerine irsaliye yerine geçer ibaresini yazıp ıslak imza kaşe yaptıktan sonra malla birlikte gönderdiğinizde artık elektronik faturanız irsaliye statüsüne dönüşmüş olur. Artık 2020 dönemi itibariyle bir ticari belge birden fazla özellikle kullanılmaya başlanacak. Mesela şu anda hala var olan bir uygulama Vergisi Kanunu 509'un içine de yazmışlar. Diyor ki doktorlar ve diş hekimleri gibi diyor serbest olarak diyor mesleğini icra edenler diyor bu işte yaptıkları hizmet karşılığında diyor ÖKC'lerden güvenli mobil ödeme ÖKC üzerinden çekecekleri diyor o kredi kartına siliplerine ilişkin diyor. Eğer yeni nesil ÖKC'de EFT post özelliği varsa diyor bu mükelleflerin bilgi fişleri üzerinde de çekildikten sonra işte tahsilatı kimin hesabından yapılıyorsa kredi kart bilgileri son 4 tanesi kişinin adı soyadı iş yeri numarası terminal numarası emek numarası numarana kadar bu bilgiler varsa diyor ÖKC'den çekilmiş olan o bilgi fişinin diyor çıktısını alırsınız üzerine ıslak imza kaşe yapıp karşı taraftaki bu ödemeyi yapan kişiye teslim ettiğiniz an itibariyle diyor düzenlediğiniz serbest meslek makbuzunuzun çıktısı yerine geçer diyor. Artık bir belge birden fazla özellikle olarak 2020 ve ilerleyen dönemlerde kullanılmaya başlanacak. Yine diyor e-faturanızın kağıt çıktısı irsali olarak kullanılabilir. İsterseniz diyor malla birlikte o anda düzenlenip gidiyorsa diyor elektronik arşiv faturası düzenliyorsanız eğer karşı tarafınızdaki mükellefi örnek veriyorum gelir vergisi mükellefi ya da işte hiçbir mükellefi yok nihai tüketici ona da diyor e-arşiv faturanızın kağıt çıktısını ıslak imza yaparak verdiğiniz zaman artık irsaliye mantığına dönüşmüş olacak bu işlem diyor. Aynı şirket birden fazla farklı fatura serisi kullanabilir. Tabii ki burada özellikle bir durum var. GİP portalı kullanırsanız iki tane, özel entegratörü kullanırsanız istediğiniz kadar fatura serisi kullanabiliyorsunuz. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın logosu zorunlu. Diğer logolar ihtiyari olarak bu sistem üzerinde mükellef logoları kullanılabiliyor. Gelelim bu işin yaptırım kısmına, cezalarına. Başkanlık diyor ki, şimdi en büyük sıkıntı her iki tarafı da ilgilendiren bir durum. Alıcıyı ve satıcıyı ilgilendiren bir durum. Ceza deyince herkes cep telefonlarını çıkardı bizden. Başkanlık şunu söylüyor. Eğer diyor her iki tarafta elektronik fatura mükellefi ise, işte yanlışlıkla ya da işte farkına varmadan kağıt fatura düzenlediyseniz ve karşı taraftaki elektronik fatura kullanıcısı da bu faturayı alıp sistemine girdiyse, bir kere her bir geç belge bildirmene 290 liradan başlayan para cezaları var. O 7.3'te düzenlenmeyen durumlarla ilgili. Düzenlenen faturanın diyor, tebliğ ilk çıktığı zaman düzenlenmediği düşünülen fatura diyordu. Faciaydı. Faturanız yok hükmünde sayılıyordu ve siz o faturaya ilişkin belki de beyannamenizi hazırlayıp veriyordunuz. Çok faciaydı. Tamamen hayat durmuştu. Sonra tebliği değiştirdiler dediler ki, düzenlenen fatura
faturanın %10'u oranında özel usulsüzlük cezası uygulanır. 500 bin liralık bir fatura kesiyorsunuz, 50 bin lira özel usulsüzlük cezası buradan geliyor. Ve aynı zamanda dedi, fatura ve fatura yerine geçen belgeler mahiyetine baktığımız zaman, bu bir yanıltıcı da olabilir, eksik düzenlenen belge de olabilir. Bu olaya ilişkin yıllık bazda düzenlenecek özel usulsüzlükler cezası 148 bin liraya geçmeyecek şekilde, yıl içinde farklı vakalardan da gelen özel usulsüzlükler cezası olabilir, 148 bin liraya geçmeyecek şekilde özel usulsüzlük cezası uygulanır dedi. Ondan sonra dedi ki, tamam dedi, faturanızı yok hükmünde saymıyorum, faturanızı kabul ediyorum, beyannamelerinizde indirim konusu yapabilirsiniz. Ama bu faturaya ilişkin bir KDV iadesinden faydalanacaksanız geçmiş olsun diyor. KDV iadesi sürecinde diyor, faydalanılacak olan raporda bir belge ne şekilde üretildiyse o şekilde üretilmesi gerekiyorsa o şekilde karşı taraftaki mükellefe gönderilmesi gerekiyor diyor. Elektronik ise elektronik, kağıt ortamında ise kağıt ortamında üretilmesi gerekiyor. İşin kötü yanı bu uygulanacak olan ceza aynı zamanda hem alıcıya hem de satıcıya her iki tarafa da uygulanacak olan bir ceza. Vergisi kanunu 509'un içinde de var şu anda bu uygulama. Biraz daha herhalde dikkat ederek kayıtlarımızı atmamız gerekiyor. Karşı taraftaki mükellefin e-fatura mükellefi olup olmadığını mutlaka bakarak, kontrol ederek elektronik faturalarımızı düzenletiyor olmamız gerekiyor. E-arşiv fatura uygulamalarına bakalım. Şu andaki yasal yükümlülük vergisi kanunu 433'ten gelen yasal yükümlülük kapsamında dönem itibariyle geçiyor mükellefler. Yine 509'daki geçen yükümlülüklerden bahsetmiştik. İnternet üzerinden aracı hizmet sağlayıcıları vesaire diye. Mesela şöyle bir durum var. Sahibinden.com'a siz ilan verdiniz diyelim. Bu ilanınıza tamam, her ne kadar ben aracı hizmet sağlayıcı üzerinden bu ilanı veriyor olsam da sistem bakıyor size, aynı yıl içerisinde diyor 5 ve daha üzeri diyor araç satışınız, alışınız, satışınız, alışınız varsa artık siz bunu diyor iş haline getirmişsiniz diyor ve size otomatik olarak vergi mükellefiyeti tesis ettirebiliyor. Sürekli işte aldınız, sattınız, aldınız, sattınız. Siz belli ki diyor bu işten diyor galericilik yapmaya başlamışsınız. Gidin vergi mükellefiyetinizi tesis ettirin diyor. O yüzden bunlara da yine dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Tabii buradan şimdi yıl sonu geliyor. Dikkat ederseniz kamu spotlarında son dönemlerde şeyler başladı tekrar. Gelir vergisi beyanname döneminde kira vergileri için hatırlatma mesajları olur. Şimdi de şeyler çıkmaya başladı. Geçen de birkaç defa üstüne geldi. Tapularınızı, gerçek ev alım satımlarınızı gerçek değerleriniz üzerinden gösterin diye. Buradan yapmış olduğunuz bir alım satım bile olmuş olsa bu ilgili internet siteleri zorunluluk kapsamında e-fatura arşiv uygulamalarına geçeceğinden dolayı artık buradan alım satımlarda da tapu kayıtları karşılıklı çapraz kontrol yapılacak ve gerçek değerler üzerinden satış yapılmadığı da bu vasıtayla da zaten tespit edilmiş olacak. Bir satışın internet satış olarak değerlendirilmesi için ne yapmak lazım? Gelir dersi diyor ki, şu anda diyor sizin firmanız var ve kendi internet siteniz üzerinden satış yapıyorsanız 5 milyon ve şu andaki uygulama 5 milyon üzeri bir satış hasılatınızın olması gerekiyor diyor. Vergi usulü kanunu 433 aynı zamanda da diyor internet üzerinden satış hizmetinizi yerine getiriyor olmanız gerekiyor diyor. İnternet satışı demek ne demek? Şimdi evinizdesiniz, sanal markete girdiniz, market alışverişi yapıyorsunuz. Girdiniz kullanıcı şifrenizi, karşınıza çıkan sayfada siparişlerinizi verdiniz. Bir sonraki aşamaya geçtiniz. Siz diyor internet satışı kapsamında değerlendirilmesi için aynı zamanda da diyor 6563 sayılı kanun kapsamında elektronik ticaret uygulamasına dahil olmanız lazım diyor. Biliyorsunuz elektronik ticaret uygulamasına dahil olmak için aynı zamanda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan EPİS uygulamasına dahil olmak gerekiyor. İşin birçok noktası var. Girdiniz. İşte siparişinizi verdiniz, artık adres ve kargolama aşamasına geliyorsunuz. Sitede size mesafeli satış sözleşmesini imzalatıyor. Bu mesafeli satış sözleşmesi imzalamak için 6563'e tabi olmak lazım zaten. İttik attınız, bir sonraki aşamaya geldiniz. Size ödeme yöntemini soruyor. Diyor ki, tahsilatını yapacağım ben senin ama diyor hangi kanalı kullanmamı istiyorsun diyor. Nakit ödeme olabilir, kredi kartı olabilir, hediye çek, puan, kapıda ödeme yöntemi, banka havalesi, e-fetih, hangisi sizin için uygunsa seçtiniz dediniz ki kredi kartıyla ödeme, sanal post üzerinden. Kredi kartı bilgilerinizi girdiniz, son aşamada sipariş sürecinizi tamamladınız.
Eğer böyle bir döngü varsa diyor, sipariş ve satın alma süreçleri tamamen internet üzerinden gerçekleşiyorsa diyor, bu artık bizim için internet satışı kapsamında değerlendirilecek olan bir satıştır diyor. Eğer siz siparişi verdiğiniz, sözleşmeyi imzaladığınız ödeme noktasında kapıda ödeme yöntemini tercih ettiyseniz diyor, bu artık bizim için internet satışı kapsamında değerlendirilmez diyor. Çünkü bir satışın internet satışı kapsamında değerlendiriliyor olabilmesi için alıcının ve satıcının yüz yüze gelmeden yapıldığı bir satış modelinin olması gerekiyor. Karşı karşıya gelmeyecek alıcı ve satıcı. Ama hocam işte örnek veriyorum, kapıya geldi, tamam ben her ne kadar kapıda da ödeme yöntemini tercih etsem de kapıya geldi, başka bir firma geldi benden tahsilat yaptı, hiç fark etmez diyor. Tahsil yetkisini, tahsil kabiliyetini başkasına da devretse bu işletme, sonuçta siz kapıda ödüyor musunuz, alıcı ve satıcı olarak karşı karşıya geliyor musunuz, bu sizin için internet satışı kapsamında değerlendirilmez diyor. Mesela şöyle düşünün, kredi kartı teslimlerinde de kuryeler geliyor. Bankalar ne yapıyor? Teslim yetkisini başka bir kuruma devrediyor. Kuryeler geliyor kapıda, bize kredi kartlarımızı veriyor. Hatta daha ilerisi kredi kartı sözleşmelerimizi imzalatıyor değil mi? Sanki banka namına sözleşmeleri imzalatıp tekrar bankaya geri gönderiyor. Buradaki muhatabın aradaki yetkilerin devredilmesinin hiçbir önemi yok. Diyor ki alıcı ve satıcı karşı karşıya gelmiyorsa bu benim için artık internet üzerinden yapılan bir satıştır diyor. Şimdi eski dönemlere baktığımız zaman, şimdi geçmiş tarife faturaların düzenlenmesi konusunda mesela örnek veriyorum, 7 gün içinde fatura düzenleme zorunluluğumuz var ama baktığınızda kağıt ortamında faturayı 7 günden fazla düzenleyen bir sürü mükellef var değil mi? Kim yakalarsa, o anda elinde kimin patlarsa, inceleme de çıkarsa çıkıyor. Onun haricinde şu anda KDV'yi vermeyen bir mükellef her şeyi göze aldıysa özel usulsüzlüğü, geçmiş tarihe de fatura düzenleyebiliyor mu? Düzenliyor. Kağıt ortamında kim fark ediyor ki bunu o anda düzenlediğinde? Özel usulsüzlüğü var mı? Evet, bunun özel usulsüzlüğü cezası var. Şimdi artık geçmiş tarihe düzenlenen faturalar Gelir Dersi Başkanlığı'na günlük rapor dosyasıyla gönderileceğinden dolayı çok daha büyük sıkıntı. Neden sıkıntı? Başkanlık diyor ki, mükellefler diyor, kendi istediği gibi sadece e-arşiv fatura başvurusu yapamazlar diyor. E-arşiv fatura biraz önce bahsettiğim tebliğden kaynaklanan ya da şimdi bu dönemki tebliğdeki yasal yükümlülükleri kapsamında kalan mükellefler diyor, bu sisteme başvuruda bulunabilmesi için diyor, önce mükellef gidecek, e-fatura mükellef olacak diyor. Önce e-fatura kaydını yaptıracak, zorunluluk kapsamında. Hocam ben internet üzerinden satış yapmayacağım, sadece gün içinde nihai tüketiciye çok fazla satış yapıyorum, onun için girdim ben bu sisteme, hiç fark etmez diyor. Her e-arşiv fatura mükellefi zorunluluk kapsamında ister bürü satış hasılatı bazında tutsun, ister internet satışı yapın ya da yapmayın, ister aracı hizmet sağlayıcı olun, zorunluluk kapsamında öncelikle diyor e-fatura mükellefi olacak, ondan sonra e-arşiv fatura mükellefi olacak diyor. Şu an itibariyle e-fatura mükellefine başvurusunda bulunacağız, mali mühürümüzü alacağız veya elektronik imzamızı, mali e-fatura başvurusunda bulunacağız. E-fatura başvurusunda bulunduktan sonra özel entegratörlerle çalışıyorsak özel entegratöre bir bildirimde bulunacağız. Diyeceğiz ki bundan sonra biz artık e-arşiv fatura portalını kullanacağız. Gelir Dersi Başkanlığı'na özel entegratör bu verileri gönderdikten sonra ilgili dönem itibariyle artık mükellefler adına fatura serileri sistem üzerinde tanımlanacak ve bu seriler kapsamında e-arşiv faturalarını düzenlemeye başlayacaklar. 1/1/2020'den sonra ne olacak demiştik. Bu uygulama aynı şekilde devam edecek. Her e-arşiv fatura mükellefi öncelikle e-fatura mükellefi olacak. 1/1/2020'den sonra sistemde sadece e-fatura olanlar da artık e-arşiv fatura mükellefiyetlerini tesis ettirecekler. Yani tebliğden gelen yükümlülükte her e-arşiv e-fatura olmak zorundaysa 1 Ocak'tan sonra her e-fatura da aynı zamanda e-arşiv fatura mükellefi olmak durumunda kalacak. Şimdi burada özellikle bir durum var. Gelir Dersi diyor ki elektronik fatura ile elektronik arşiv faturayı birbirinden ayırmak lazım diyor. Biraz kafamız karışıyor bu fatura kavramlarında. E-fatura kimlere düzenlenir? E-arşiv fatura kimlere düzenlenir? Elektronik
fatura sadece vergi mükelleflerine düzenlenirken her iki tarafında elektronik fatura kullanıcısı olması gerekiyor bu sistem için. Elektronik arşiv fatura hem vergi mükelleflerine düzenlenir artı vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere de düzenlenir. İkisini birbirinden ayıran en büyük kavram farkı budur aslında. Her iki taraf e-fatura düzenledim. Her iki taraf işte aynı zamanda da e-arşiv fatura. Şimdi böyle bir durumda ne yapmam lazım? Her iki taraf hem e-fatura hem e-arşiv fatura. Hangisini düzenlerdim? Yasal öncelik her zaman elektronik fatura önceliğidir. E-faturaya e-arşivden gelen yükümlülüğünüz kapsamında geçseniz dahi e-faturanın yasal önceliği vardır temliğinden önceliği üstünde. Ben ikinci gittim alışveriş yaptım. Nihai tüketiciyim. Vergi mükellefiyetim yok. Gittim bir yerden ayakkabı aldım. Bana verdikleri fatura hangi faturalı? E-arşiv fatura oluyor. Bana ne demişti tebliğ? Vergi mükellefine ya da vergi mükellefi olmayan kişilere düzenlenir bu fatura demişti. E-faturayı ben nasıl gönderiyordum sistemde? Faturayı kesip gelir dairesi merkezi kuruluştur her zaman. Başkanlığın sitesi üzerinden göndermiyor muydum elektronik faturamı? Ama burada öyle bir şey olmadı. Mükellef faturayı kesti, doğrudan bana elden verdi. Başkanlık diyor ki, e-arşiv fatura diyor, benim sistemim üzerinden geçmez. Mükellefe doğrudan elden verebilirsiniz. Ya da fark etmiyor, işte Ali Bey'in firması kağıt ortamda fatura düzenleniyor. Üstadın firması elektronik ortamda fatura düzenliyor. Düzenleyeceği faturayı e-arşiv fatura olarak düzenliyor ve süreci bitiriyor. Yine kağıt ortamda ya da elektronik ortamda teslim ediyor mükellefe. GİP portalı kullanmıyor. Başkanlık diyor ki, benim sistemimi kullanmadığınızdan dolayı bu fatura dosyalarını bana rapor dosyası olarak gönderme yükümlülüğünü getirdim size diyor. Bu uygulama ilk geçtiği günden bu yana devam eden bir uygulama. Tabii ki tarihleri değişti. Tebliğ ilk yayınlandığı zaman düzenlenen elektronik arşiv faturaları takip eden ayın 1 ile 15 arasında başkanlığa bildiriliyordu. 2019 dönemi itibariyle yepyeni bir uygulama geldi. Faturanızı bugün kesiyorsanız yarın akşam saat 23.59'a kadar gelir dersi başkanlığına rapor dosyasıyla gönderme yükümlülüğümüz var. O hani 7 gün içinde düzenlenmeyen faturalar var ya, geçmiş tarihli faturalar. Siz bugün itibariyle eğer geriye dönüp nasıl olsa KDV'yi vermedim, 1 Ekim'e kadar geriye dönüp fatura düzenlerim dediğinizde bugün gidecek olan, bugün düzenleme tarihi olan fatura dosyası yarın gönderileceğinden dolayı siz 8 Kasım'da 1 Ekim'e kestiğiniz faturayı ifşa etmiş olacaksınız. O yüzden artık bundan sonraki süreçte çok 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 önemli bu usul ve esaslar, 7 günlük kurallarına uymakla ilgili süreler. Hangi gün faturalarınızı oluşturuyorsanız, ha bu şu demek değil, hocam geçmiş tarihli tamam 7 gün içinde de olsa geçmiş tarihli fatura düzenleyemez miyim? İlla bugün tarihli mi olmak zorunda? Hayır değil. Tabii ki geçmiş tarihli düzenleyebilirsiniz. Hatta şu anda sistem 5 ay öncesinin berat dosyasını göndermediyseniz onu da kabul ediyor. 1 Ekim'e fatura kesseniz bunu da kabul ediyor. Ama uygulama açısından baktığınız zaman bunlar doğru uygulama değil. Ticari hayatınızı durdurmamak için yapılan bu uygulamalar. Ve cezalandırma kısmına geldiği zaman sizin her ne kadar sistemin buna açık olmasına açık olsa da cezalandırma aşamasında sadece vergi usul kanunundan gelen bildirim yükümlülüğündeki kapsamda değerlendirildiğinden dolayı bu kapsamda tebliğlerden ve yasal kanun koyucunun getirdiği uygulamalardan gelen cezalar olacak. Yani dönecek yine TTK'ya bakacak, yine vergi usul kanununa bakacak cezalandırmada. Sistemin bu tarz açıklarına asla düşmüyor olmamız gerekiyor. Bugünkü kestiğimiz faturayı da yarın akşam 23.59'a kadar göndereceğiz. Burada tabii ki faturanın çok basit bir rapor dosyası var. Şimdi bazen de mükellefler ne yaptıklarının farkına varamıyor da biliyor. Ben geçen gün şehir dışında anlatıyorum bu eğitimi. Bana bir arkadaş dedi ki, hocam benim mükellefim sadece e-arşiv fatura dedi. Nasıl dedi? Yok dedi, bizimki de e-faturaya geçmedi dedi. Sadece e-arşiv fatura dedi. Daha mükellef kendisi, mükellefle birlikte gelmiş meslektaşımız. Mükellef diyor ki, ben sadece e-arşivim diyor. Daha e-fatura olduğunun farkında bile değil mükellef. Ve kim bilir ne kadar hatalı faturalar düzenlendi. Biraz mükellefleri bu konuda da uyarmakta fayda var gibi görünüyor. Ve işin farklı bir boyutu,
bu mükellefler rapor dosyasını gönderilme yükümlülüğü olduğunu da bilmiyor. Çünkü bunlar birer bildirim yükümlülüğüdür. Bir ayda 30 tane rapor dosyası gider. Bugün kesinizi yarına kadar göndereceğiniz için. Ben olsam ne yaparım? Her ne kadar entegratörler hazırlıyor olsa da en azından 1 Ocak'ta başladı bu yükümlülük. 1 Ocak'tan bu tarihe kadar gelen bütün rapor dosyalarının ikinci arşivlerini alır bir yerde saklarım. Yükümlülük kapsamında olduğunuz için. Şimdi gelir idaresi dönüp de özel entegratör firmaya sormaz bu mükellefi neden mali ilgili bildirim raporunu göndermedin diye. Çünkü raporu gönderme yükümlülüğü doğrudan mükellefin kendisiydi. Tabii ki bu raporların da bir yerlerde saklanması lazım. Vergisi kan 416'ın olan tevdide vardı. 509'da bunu güncellediler. Şöyle söylediler, dediler ki Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarının geçtiği yerlerde olmak üzere 2. 3. 4. arşivinizi istediğiniz yerlerde yapabilirsiniz. Bu bina Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının içinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçtiği yerlerde. İkinci arşivini 509'da gelen yükümlülük kapsamında başkanlık şunu söylüyor. Elektronik ortamda ürettiğiniz defterlerinizi diyor ve diğer ticari belgelerinizi bir firmayla anlaşarak veya benim portalımda 10 yıl boyunca saklanma zorunluluğu getiriyorum diyor. Ve bütün bu ticari belgeler 10 yıl boyunca ben ya da defterler buralarda saklanacak diyor. Ya isterseniz benim portallarımı tercih edeceksiniz diyor. Arşiv modüllerimi tercih edeceksiniz, anlaşma yapacaksınız diyor. Veya da diyor özel entegratörlerin portallarını tercih ederek buralarda anlaşma yaparak bu sistemler üzerinde verilerinizi saklayacaksınız diyor. İki tane arşiv yasal zorunluluktur diyor. İkiden fazlası ihtiyari. Ve tembihlerin içinde şu da var diyor ki artık biz sizi gelip illa mali açıdan denetlemek zorunda değiliz diyor. İkinci arşivlerinizi, üçüncü arşivlerinizi nerelerde yaptığınıza da bakabiliriz diyor. Vergisi kan 448 özellikle kendi sistemini kullanan mükellefler için getirilen bir zorunluluktur. Siz ana arşiviniz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçtiği yerlerde tamam doğru. Ama bu bina sınırların içerisinde ama örnek veriyorum bir konsolosluk binası. Arşivleme hizmetini yerine getirmiş olur musunuz? Olmazsınız. Bina sınırların içerisinde ama bu bina Atatürk Havalimanı serbest bölgede. Geçerli olur mu? Olmaz. İki kriterin de aynı dönem için aynı anda geçerli olması lazım. İkinci arşivimi gelir dersin dediği şekilde gittim bir yerde işte özel entegratörde ya da başkanlığın sitesinde sakladım. Geldi inceleme memuru dedi ki üçüncü arşivinizi görmek istiyorum dedi. Siz dediniz uzayda. Saklayabilir miyiz sizce uzayda? Şimdi bu örneği verdiğim zaman bazen arkadaşlar diyor ki hocam bir de bize uydu maliyeti çıkarmayın diyor. Uzayda bir yerlerde saklayabiliriz verilerimizi. Nerede saklarız? Bulut sisteminde saklarız değil mi? OneDriver'larla bulut sisteminde herhangi bir yerde artık verilerimizi saklarız. Bizim Sakarya Oda Başkanımız Ertuğrul Başkan'ın çok güzel bir sözü var. Geçen dedim başkanım kullanabilir miyim dedim. Artık diyor muhasebe diyor kağıtlara yazılan devirde kağıtlara yazılmak yerine diyor bulutlara yazılır hale dönmeye başladı diyor. Gerçekten bulutlara yazılır bir hale dönüyor muhasebe. Artık elektronik finansal tablolarla ilgili tevkiler yayınlanmaya başlandı. Bunlarla ilgili uygulama kılavuzları yayınlanmaya başlandı. Biz hiç farkında değiliz arkadaşlar ama defter rapor beratı diye yeni bir uygulama başladı 2019'da biliyorsunuz. Artık 2019 dönemi itibariyle mizanlarımızı göndermeye başladık gelir dersi başkanlığına. Buradaki bütün veriler başkanlığın sitesinde yavaş yavaş oluşmaya başladı. Elektronik finansal tablo diyoruz. Elektronik finansal tabloların finansal denetimi diyoruz. Bakın biraz önce ne yaptık? İrsaliyeyi elektronik ortamda aldık. Faturayı elektronik ortamda aldık. Karşılaştırdık. Gittik elektronik ortamda banka kayıtlarına baktık. E-defter kayıtlarına. Ve bunları hiçbir şekilde inceleme elemanlarını görmeden doğrudan dijital platformlar üzerinde yaptık. Ve muhasebe kayıtlarını tek tek kontrol ettik. Artık meslekte ciddi şekilde uzmanlaşmaların başladı. Ciddi dijitalleşimleri yaşadı. Bilirkişilik, uzlaştırıcılık, işte bağımsız denetçilik, belki iş denetçilikle ilgili çok ciddi muhasebe alanında yeni uzmanlaşmaların başladığı bir dönem içerisindeyiz. Yakın bir gelecek zamana kadar artık biz
belge giren mali müşavirler olmaktan çıkıp işin daha çok müşavirlik, mali müşavirlik hizmetlerini vereceğimiz bir dönem bizi bekliyor bundan sonraki yıllar için. Bir e-arşiv fatura üzerinde, kağıt fatura üzerinde bulunması gereken bütün özelliklerin aynı şekilde bulunması gerekiyor. Sadece tek farkla, farkı nedir? Elektronik arşiv faturanın ibaresinin bulunması ve o satışınız internet üzerinden yapılıyorsa, internet üzerinden yapılan satışın ibaresinin bulunması gerekiyor. Şimdi açtığımız ekran, 30 bin ve 5 bin üzeri açılan, kesilecek olan faturaların ekranı. Şimdi biz bu ekran üzerinde 3 tane ticari belgeyi kullanabileceğiz. Nedir? Serbest meslek makbuzlarımızı biz bu ekranlardan keseceğiz. Elektronik müstahsil makbuzlarımızı biz bu ekrandan keseceğiz. Ve e-fatura ya da e-arşiv fatura mükellefi olmayan, kağıt ortamda fatura düzenleyen mükelleflerin 5 bin ve 30 bin üzeri düzenledikleri faturaları bu ekranlardan mükelleflerin kesmesini sağlayacağız. Bir tane örneğimiz var. Şimdi SMM makbuzunu keserken yine bunun üzerinden konuşacağız. Ekrandaki linke tıklıyorum. E-arşiv e-fatura diyor. Sizi bu ekrandaki linke girerek faturanızı kesiyor olmanız demek sizi e-arşiv e-fatura mükellefi yapıyor sistem anlamına gelmiyor. Ne dedik? Sattığınız malın hiçbir önemi yok. Mükellef tipinizin hiçbir önemi yok. Vergi kimlik numarası bazında değerlendirdim. 5000 üzeri satış var bir mükellefe ve bu mükellefe ilişkin faturamı kağıt ortamında düzenleyen bir fatura olduğum halde sistemden düzenleyeceğim. Linke tıkladım. Karşıma çıkan sayfada bir güvenlik kodu ve şifresi soruyor. Muhtemel defter beyan sistemi üzerinde kullandığımız şifreleri buradan kullanacağız. Giriş yaptım ve karşıma bir sayfa açıldı. Şu anda bu bir test ekranı olduğundan dolayı bir mükellefin altında 3 tane farklı ticari belge var. Ama ben serbest meslek erbabı olduğundan dolayı, mali müşavir olduğum için sadece serbest meslek makbuzu bende açık olacak. İşte mükelleflere sadece elektronik arşiv fatura ekranı açık olacak. Elektronik arşiv fatura oluştur dedim. Linke, sol taraftaki linke tıkladım. Karşıma bir sayfa açıldı. Açılan bu sayfada şu uluslararası bir koddur. Bu koda hiç dokunmuyorum. Sistem kendisi otomatik olarak veriyor buraya. Düzenleme tarihini yazdım. Hangi tarih itibariyle bu belgeyi düzenliyorsam, hani o geçmiş tarihte kağıt ortamında fatura mükellefiyim ya, o geçmiş tarihli faturaları düzenlerken o 7 gün kuralına dikkat etmesem de burada sistem olduğu gibi gösterecek bize. Düzenleme tarihini yazdım. Düzenleme saatini sistem otomatik atıyor. Artık 2020 dönemi itibariyle bütün ticari belgeleri demiştik. QR kod sistemi geliyor. Aynı zamanda o ticari belge ne zaman düzenlendiyse o düzenleme saatleri ve dakikası da geliyor. Döküman para birimi TL dedim. Şimdi özellikle bunu söylüyorum. İhracat kapsamında düzenleyeceğiniz faturalar da eğer kağıt ortamında fatura düzenliyorsanız 5000 üzeri, 30000 üzeri ise bu sistemden düzenlenecek. Ya hocam ben özel mantarlı fatura düzenliyorum, ihraç kayıtlı fatura düzenliyorum, tevkifatlı fatura düzenliyorum, 1000 tane farklı modelim var, 1000 tane aynı fatura sistemi içinde bir sürü KDV oranı kullanıyorum, farklı işte bir sürü ürünü aynı faturada kesiyorum. Bütün özelliklere sahip bu sistem. Ne yapıyorsanız şu anda bütün fatura modellerini karşılayan bir sistem. Şu anda düzenlenen fatura sistemi. Satış tipini, fatura tipini soruyor. Satış, eğer dövizli işlem yapıyorsanız burada kur farkını, kur kaydınızı da soruyor birim değerini. Eğer diyor bu faturaya ilişkin bu mal satışı yapılırken sipariş üzerinde aldıysanız bunu işlemi diyor. Sipariş numarası ve sipariş tarihi sisteme girmenizi istiyor. Eğer diyor mal önce gönderilmiş ve irsaliye kesilmişse sonradan faturasını kesiyorsanız diyor irsaliye numarasını ve irsaliye tarihinin girilmesini istiyor diyor. Kafadan zaten birinci adımda çapraz kontrol başladı. İrsaliye tarihi ile fatura tarihini otomatik olarak sistem burada kontrol edecek. İrsaliye tarihimi ve numaramı girdim. Altına bu satışa ilişkin diyor. ÖKC üzerinden yaptığınız bir işlem var mı diyor. Biliyorsunuz 483 nolu tebliğ kapsamında ÖKC'lerin kullanma usul ve esasları belirlenmişti.
1 Eylül 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Başkanlığı 507 nolu tebliğ yayınladı ve buna da güvenli mobil ödeme sistemi dedi. Artık yakın bir gelecek zamanda da ÖKC'den tarihe karışıp yerine güvenli mobil ödeme sistemi üzerinden tahsilatlar başlayacak. Eğer ÖKC kullanan mükellefleriniz varsa bu tebliği tekrar bir gözden geçirmenize fayda var. Uygulama ihtiyari olarak 1 Eylül itibariyle hayatımıza girdi çünkü yürürlükte şu anda. ÖKC'ye ilişkin bilgileri girmenizi istiyor burada. İşte diyor, ÖKC'nin fiş numarası, fiş tipi, fiş tarihi, Z raporu, fiş saati. ÖKC seri numarasını bu ekranlarda girdikten sonra sayfayı aşağıya doğru kaydırıyoruz. Burada şu an için sadece vergi kimlik numarasını girdiğiniz zaman aynen defter beyanının ilk geçiş dönemi gibi vergi kimlik numarasını girdiğimiz zaman işletmenin tam ticari unvanını, TC kimlik numarasını girdiğimiz zaman alt soyadını veriyor. Maalesef adres bilgisini şu an için çekmiyor ama uygulama 1-1-2020'de başlayacağı zaman bu sistemden veriler çekilecek. Bütün adres bilgilerini sisteme manuel olarak evden hızlıca girişlerini yaptım. Sayfayı aşağıya doğru kaydırdım. Karşıma çıkan sayfada mal ve hizmetin nevini soruyor. Eğer diyor ölçülebilecek bir değerse diyor metreküp mü, kilogram mı, litre mi, kaç birimli kalınmış, birim fiyatı nedir? Bütün bu detaylarını soruyor zaten. Eğer diyor malın içinde iskonto var mı, işte iskontolu bir satışınız mı varsa bunu yazın diyor. Ya da diyor KDV'lerinizin ne olduysa kaç tanesi ürün satışınızda bir KDV bunları yazın diyor. Birden fazla mala ilişkin satışı aynı fatura içine yapabilir miyim? Yapabilirim arkadaşlar. Her bir satır kalemine ilişkin satır eklederim. Malın cinsini, kodunu yazarım. Karşısında ne kadarlık KDV'si varsa, %1, 18, artık kaç tane KDV kullanıyorsanız, tevkifatlı satış yapıyorsanız hepsini yapabilirim. Bütün satır kalemlerini ekledim. Sistemde zaten verilerini de girdikten sonra enterlediğim zaman otomatik olarak sistem hazırlıyor ve oluştur butonuna basıyorum. Bir ticari belgenin resmileşmesi için bu sistemde aynen defter beyan sisteminde olduğu gibi beyannamelerimizi nasıl gidip onaylı butonuna basıyorduk? Onaylı butonuna basıyor olmamız gerekiyor. Bu ticari belgeyi oluşturduktan sonra veri şuraya taslakların altına akıyor. Taslakların başına tıklayıp belge karşımıza geldiğinde, şimdi sizin mühimmat kutusunda göreceğiz. Belge karşımıza geldiğinde başındaki kulaklığa tıklayıp onaylı butonuna bastığınız an itibariyle artık o ticari belge resmi statüsüne kazanmış oluyor. İsterseniz elektronik posta aracılığıyla gönderebilirsiniz o saatten sonra. İsterseniz kağıt ortamında çıktısını alırsınız. 5006 vergi mükellefi olmayan, vergi mükellefi ise 5006, vergi mükellefi olmayansa 30006 yaptığımız satışları nereden yapacağım? Eğer günde işte bu rakamlara ulaşmıyorsa yine aynı faturanızda kağıt serimizi kullanarak süreci devam edeceğiz. Bunu ben hep şöyle düşünüyorum, eğitim başında da söylediğim gibi bunu ayrı bir fatura serisi olarak düşünüyorum ve bu seri üzerinden kullanarak fatura kesilecek. Yine müteselsillik kavramı devam edecek, yine dönemsellik kavramı devam edecek. Bu kriterlere çok daha fazla dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Elektronik defter uygulamalarına bakalım biraz da. 2020 dönemi itibariyle nelerle karşı karşıya kalacağız? Şu an için baktığınızda ilk defa bu sisteme geçecek olan mükellefler için vergi usul kanunu ve ticaret kanunu kapsamında tutulması zorunlu olan defterlerden YM defteri ve defteri gibi bu sistem üzerinde tutulacak defterlerin içerisinde. Eğer ilk defa bu sisteme dahil olacaksanız mali mühürlerimizle birlikte elektronik defter başvuru süreçlerine başlıyor olmamız gerekiyor. Ekrandaki linke tıklarım. Karşıma bir sayfa açıldı. Açılan bu sayfada öncelikli olarak mükellef tipimin ne olduğunu soruyor sistem bana. Sonra vergi kimlik numarası, yine işletmemin tüzel kişiliğine ait bilgiler, işte elektronik imzanızın geçerlilik tarihi vesaire. Bu bilgileri girdikten sonra en altta bir onaylı butonu var. Bu onaylı butonuna basmak şartıyla elektronik defter başvurunuz o an itibariyle tamamlanmış oluyor. Zaten birkaç saat sonra sistem sizi başvuru sorgulaması yaptığınız zaman e-defter başvurunuzun hangi aşamada olduğunu da sorgulayabiliyorsunuz. Tanımlanmış olan 8 tane belge tipi var.
Burada çek, fatura, müşteri, satıcı sipariş belgeleri, senet, nablum ve diğer başlığı. Diğer başlığı doğrudan denetim kalemlerinin içinde yer alıyor. Çünkü bu diğer başlığını bazen biz torba hesap gibi düşünüp oraya bütün kayıtları atabiliyoruz ama başkanlık XBRD denilen genişletilebilir raporlama dili üzerinden raporlama yaptığından dolayı bütün bu başlıkların altındaki verileri tek 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 elektronik ortamda denetimlerini yapıyor. 4 tane tahsilat kalemi var. Kasa, banka, çek ve senet üzere olmak üzere. 4 tahsilat kaleminden herhangi bir tanesini tercih edebiliyorsunuz. Şimdi özellikle çekle ilgili bir yeni bir süreç başladı. Yeni dersi başkanlığı kendisi yaptığı bir uygulama olmayacak. Bu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmış bir tahsilat uygulama. Belki duymuşsunuzdur. Elektronik çek sistemi yürürlüğe girecek. Şu anda tahsilat ama bütün çekler artık dijital platformlarda QR kodlar üzerinden düzenlenerek hazırlanacaklar. Elektronik imzalarla ya da mali mühürlerle çip sisteminden bir sistem olacak bu. Tabii ki elektronik ortamda düzenlendiği için sahte çek olayında artık tamamen ortadan kalkmış olacak. Şu an için taslak olan bu uygulamayı eğer çek kullanan mükellefleriniz varsa takip etmenizde fayda var. Birkaç tane belge başlığı üzerinden konuşalım bu sisteme dahil olacak olan mükelleflerle ilgili. Gelir dersi başkanlığı diyor ki defter kayıtlarınızı atarken diyor belli başlı kriterlere dikkat etmeniz gerekiyor diyor. Eğer fatura kaydınız varsa diyor 19 Aralık 2012'de resmi gazetede bir sevdiği yayınlandı. YME maddesinde konu olan her bir işlemin tek 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 YME maddesinde gösterilme zorunluluğu vardır diye. Bu tevliden yola çıkarak diyor, eğer fatura düzenliyorsanız diyor, faturada hiç af yok diyor, bütün faturaları tek 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 ayrı ayrı YME maddelerinde düzenleyip göstermek zorundasınız diyor. Ama diyor, örnek veriyorum siz aynı zamanda kargo lojistik firması gibi bir firmaysanız, gün içinde çok fazla fatura hareketleriniz varsa, o zaman başkanlıktan yazılı izin, yazılı onay alınması şartıyla diyor. Aynı belge içerisinde 50 taneye geçmeyecek şekilde faturanızı toplu kayıt olarak atabilirsiniz diyor. Ama bu şu demek değil. XYZ kargo firmasının ben muhasebe müdürüyüm. Zaten kılavuzlarda böyle bir uygulama var. Ben hemen alayım da kaydımı atayım gibi bir durum söz konusu değil diyor. Bunu yapsanız bile diyor, siz kargo lojistik firması olsanız bile, bu işle uğraşsanız bile diyor, benden önce yazılı izin isteyeceksiniz, durumunuzu arz eden bir dilekçe yazacaksınız. Ben benim tarafından yazılı onay verilirse bu sistemde toplu kayıt atabilirsiniz diyor. O da diyor bir YME maddesine 50 taneye geçmeyecek şekilde fatura kaydınız olmak şartıyla. Onay vermezsem yine atamazsınız diyor. Bunun dışında kalan mükellefler için her YME maddesine bir tane faturanın, fatura bedelinin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Tek 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 kayıtlarınızı atıyor olmanız gerekiyor diyor. Banka işlemlerine baktığımız zaman aslında uygulamada gelir dersi dedi ki bankalara bütün kayıtların dekont fazla atılması gerekiyor dedi. Ama uygulamada bu pek fazla maalesef ki yapamadık. Çünkü bankalardan gelemezdik o zaman. Dekont fazla atarsak. O zaman dedi toplu kayıtlar atabilirsiniz. Aynı gün olmak şartıyla TL ve döviz hesaplarını ayrıştırıp bankalarını da ayrıştırmak şartıyla diğer başlığın altına işte XYZ Bankası günlük rapor icmal dosyası gibi açıklamalarla mutlaka YME maddelerini açıklama yazıyoruz. Elektronik ortamda kayıtlarımızı atabiliyoruz. Masraf listelerimize baktığımız zaman önemli bir süreç bu masraf listeleri. Başkanlık diyor ki personellerinizi seyahate gönderdiğiniz zaman diyor gelen masraf fişlerinin kayıtlarını toplu kayıtlar halinde atabilirsiniz diyor. Ama şöyle özellikle bir durum var diyor. Eğer masraf fişlerinizin altında kağıt dahi olsa bir fatura varsa fatura masraf fişlerinden ayrılacak. Fatura ayrı bir belge başlığının altında tek bir belge olarak gösterilecek. Masraf fişleri toplu kayıt olarak sisteme atılabilir diyor. Burada doğru bildiğimiz yanlışlar var. Her bir masraf fişinin mutlaka sistem üzerinde kayıtları atılırken her birinin müteselsilen sıra numaralarının takip ediyor olması gerekiyor. Eğer masraf fişleri elektronik ortamda düzenleniyorsa elektronik imza veya mali mühürle mühürlenmesi gerekiyor. Kağıt ortamında aldıysanız masraf fişlerini muhasebenin sekme idaresinden sorumlu bir imza yetkilisinin mutlaka bu masraf fişlerini ıslak imzayla imzalayıp ilgili istediği inceleme memurları geldiğinde masraf fişleriyle gösteriyor olmamız gerekiyor. Aslında bu kadar dijital platformlardan bahsettik.
Burada ekranda gördüğünüz defter, EME defterinin gerçek elektronik ortamdan alınmış bir defter kaydı. Şu anda kullandığımız, kağıt ortamda kullandığımız hiç defterlerden farkı yok değil mi? Yok. Şimdi ilk defa elektronik fatura ve defter uygulamasına geçecek olan mükellefler 1-1-2020 dönemi itibariyle geçeceklerse, geçecek olanlar için yine kağıt ortamındaki yasal bastırma süreçleri Haziran ayına kadar devam ediyor. Onlar o şekilde bastıracaklar defterlerini. Ama resmi deftere geçiş tarihi 1-1-2020 olacağından dolayı artık o tarihten sonra hiçbir şekilde YM vekiller için tekrar yeni dönem için bir defter tasdiği vesaire yaptırmayacaklar. Kağıt ortamındaki son dönem olan defter tasdiklerini 2019'a ilişkin kapanışını 2020 Haziran'a kadar yapacaklar. 1-1-2020 tarihi itibariyle de elektronik defter uygulamasına başlayacaklar. Büyük defter kayıtlarından da bir örnek koyduk slaytımıza. Bu da şu anda kullanılan defterlerden hiç farkı yok aslında. Şimdi 2019 dönemi bizim için raporlama açısından yeni bir rapor dönemi oldu. Artık yeni dersi başkanlığı dedi ki bundan sonraki süreçte aylık bazda ürettiğiniz defter berat dosyalarınızın yanında bir de defter rapor beratı adı altında yeni bir raporlama yükümlülüğü getiriyorum dedi. Bu raporlama yükümlülüğü neleri kapsıyor? Bütün büyük defter kayıtlarınızdan aldığınız verileri kapsıyor. Diyor ki o ay içerisinde 100'den 900'e kadar kaç tane hesap kalemi kullanıyorsanız bütün verilerinizi aylık bazda kümüle bakiyeler olarak bana gönderiyor olmanız gerekiyor diyor. Ne zaman göndereceğiz? Berat dosyalarınızı ne zaman gönderiyorsanız aynı anda diyor. YMİ'ye beratı, kebir beratı ve defter rapor beratı olarak üçüncü dosyayı da göndermeniz gerekiyor diyor. Örnek veriyorum. 100 kasa hesabıyla başladı. Bu bir defter rapor beratından bir tane örneğimiz var şurada. Diğer slide'a döneceğim şimdi. 100 kasa hesabıyla başladıysanız işte kasa hesabının ana kodunu, hesap adını yazın. O ay içerisinde kaç tane borç bakiyesi var? Ne kadarlık borç tutarı var? Kaç tane alacak işlemi yapılmış? Ne kadar alacak kaydınızda oluştuğuna dair bir defter rapor beratı oluşturuyoruz. Ve yine dönem defter rapor, defter beratları birlikte gelir dersi başkanlığına gönderiyoruz. Bu yükümlülük 1 Ocak itibariyle başladı. Şimdi ben olsam böyle göndermem defter berat dosyamı. Yalçın Hocam daha iyi bilir, ya o üstadlar varken konuşmak çok doğru olmuyor usul incelemelerini anlatırken. Bu mükellef bence sadece bildirim yükümlülüğünü yerine getirmiş bir mükellef. Neden? Aylık bazda bakiyelerimizi alıp bu işlemleri yaptığımızdan dolayı şimdi mükellefin hesabında o ay içerisinde 250 bin liralık bir borç kaydı var. Yani kasaya 250 bin liralık bir işlem girmiş. Alacak kaydı 25 tane diyor ama alacak kaydına baktığınız zaman 409 bin lira ters bakiye veren bir kasa hesabı görünüyor. Ben olsam ne yaparım? Evet doğru, bunu kabul ediyor gelir dersi. Bildirim yükümlülüğünüzü yerine getirdiniz diyor ama bir inceleme kriterlerine sokarsa aylık bazda hesapların hiçbirinin ters bakiye vermemesi gerekiyor. Ben olsam ne yaparım bu dosyaları gönderirken? Usul incelemesi tarafına geçerim. Bütün hesapları, terse dönenleri avanslara çekerim. Yeni cari dönemin takvim ayının ilk gününde ters kayıt alarak yeni baştan ilgili kümüle bakiyeler devam edecek şekilde muhasebe süreçlerimi devam ettiririm. Bu rapor dosyasında neler gidiyor? Dikkat ederseniz şimdi bir tane bir örnek verelim. Mükellefin durumu çok kötü. Gitti bankaya dedi ki ya bana acil dedi 30 bin lira bir ihtiyaç kredisi lazım. Şirketimin adını alacağım dedi. Bir sıkıntı var dedi. Bankaya gitti, bir finansal tablo verdi, bir mizan verdi. Bankacı baktı şöyle, dedi ki ben buna veremem dedi. Sen bunu git düzelt, benim kredi verebileceğim hale getir, ondan sonra getirdi. Şimdi gitti mükellef, düzeltti bunu kendisi kafasına göre, verdi. Bankacı tamam dedi, artık zaten böyle bir şey yapmıyorlardı. Tamam dedi, oraya bir finansal tablo verildi, mizan verildi, bilançosu verildi. Ama bir taraftan sözleşmesi imzalandı. Fakat diğer tarafta baktığınız zaman bu veriler de gelir dersi başkanlığına bir taraftan gidiyor. Yani ne olmaya başladı? Mizanlar oluşmaya başladı artık 2019 dönemi itibariyle başkanlıkta. Gelir dersi neye bakabilir?
Dönem kapandıktan sonra, kurumlar beyannamesi verildikten sonra, artık geçmiş döneme ait kayıt atamayacağımız garanti altına alındıktan sonra, bu toplanan mizan dediğimiz verileri tek 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 altın alt alta yapıştırdıktan sonra 12 tane de defter rapor veriti gönderiyoruz. Hepsini alt alta yapıştırıp işletmenin mizanını belirleyebilir. Yapamaz mı? Çok kolay yapması. Bakıyorum, şimdi diyor ki 30 bin liralık işlem, o an nasıl fark edilir ki 300'lü grubun altında geçiyor. Zaten kısa vadeli, 6 ayda kapatırım ben o bakiyeyi diyor. Zaten 400'lerde hiç kimse hiçbir şey yapamıyor bir uzun vadeli olduğundan dolayı. Alıyor, otomatik olarak bankaya sadece bir yazıyla bildirim yapıyor. Diyor ki şu verdiği kimlik numarası altında kullandırmış olduğun krediye ilişkin kredi sözleşme dosyası ve Ekim'de verdiği finansal tabloları gönder bana. Bankadan gelir dersi bu veriler gittiği zaman bankaya verilen mizan finansal tablo ile elindeki defter rapor beratlarını karşılaştıracak, ikisi arasındaki farklar tespit edilip doğrudan usulsüzlük cezaları uygulanabilecek. Makyajlanmış finansal tablo var, işte o iğneli finansal tablo var. Bütün bu süreçler elektronik ortamda denetimden geçecek. O yüzden mükellefler böyle bir şeyler yapıyorsa ve defter rapor beratı gönderen, yani elektronik defter mükellefi ise, şu anda bütün mizanlar gelir dersi başkanlığında oluşmaya başladı. Artık hiçbir şekilde kayıtların hiçbir tanesiyle uğraşmamak, dokunmamak gerekiyor. Defterlerimizi nasıl vereceğiz? Defterlerimizi aylık dönemler halinde vereceğiz. Bir başlangıç, bir bitiş tarihi var. 1 Ocak, 31 Ocak, 1 Şubat, 28 Şubat diye. 31 Aralık'a kadar geçen dönem içinde defterlerimizi takip eden ayın, 3. ayın sonuna kadar vermeye devam edeceğiz. Vergi usul kanunu 3 sıra numaralı tebliğ yayınlandı. Bu tebliğdeki defter berat dosyası gönderme yükümlülüğümüz hangi tarihlere oldu? Artık başkanlık diyor ki, tercihen alternatifli bir berat dosyası gönderme için sistem açtım diyor. Dileyen mükellefler ilgili dönem başı itibariyle geçici vergi beyan dönemlerine kadar diyor elektronik ortamda oluşturdukları berat dosyalarını gönderebilirler diyor. Öteden bu yana devam eden bir e-fatura defter mükellefiyetliğiniz var ve siz berat dosyalarınızı aylık bazda oluşturup takip eden 3. ayın sonuna kadar sisteme yüklüyorsunuz. Eğer başkanlığa dönem başı itibariyle herhangi bir şekilde ben geçici vergi döneminde berat dosyamı göndermek istiyorum demezseniz, gelir idaresi sizi hala aynı sistemde kalmak istediğinizi düşünecek ve yine takip eden 3. ayın sonuna kadar berat dosyalarınızı göndermeye devam edeceksiniz. Eğer siz dönem başında bu yeni bahsedeceğimiz uygulamada 1 Şubat, 1 Ocak, 31 Ocak, 1 Şubat, 28 Şubat, 1 Mart, 31 Mart tarihlerini kapsayan defter berat dosyalarınızı yine aylık bazda oluşturmak şartıyla Mayıs sonuna kadar göndermek isterseniz de bu uygulama 1 Mayıs 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Geçici vergi beyan dönemlerinde göndermek isterseniz de bu sisteme geçeceğinizi başkanlığa yazılı olarak bildirmeniz gerekiyor. Bu veriler sisteme işlenecek ki bu tarihlerde berat dosyanızı göndermenizi isteyecek çünkü sistem. Eğer siz o tarihe kadar, örnek veriyorum, dönem başında böyle bir tercih yapmadıysanız yine şu anda olduğu gibi takip eden 3. ayın sonuna kadar berat dosyalarınızı göndermeye devam edeceğiz. Ama bu şu demek değil, bu uygulama 1 Mayıs 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. 3'er aylık dönemler demek, 1 Ocak 31 Mart demek değil, 1 Ocak 31 Ocak, 1 Şubat 28 Şubat, 1 Mart 31 Mart olacak şekilde bu 3 tane berat dosyasını müteselsillik kavramı gereği Ocak, Şubat, Mart aylarını belirleyecek şekilde Mayıs sonuna kadar sisteme yükleyebiliyorsunuz. Mayıs, Ağustos, Kasım dönemlerinde 3'er aylık dönemler halinde yüklüyorsunuz. En son dönemi olan Ekim, Kasım, Aralık dönemleri de o cari dönem için verilecek olan gelir vergisi veyahut da kurumlar vergisi beyannamesi verileceği son takvim gününe kadar da berat dosyalarınızı yükleyebiliyorsunuz. Bu yeni bir alternatif uygulamadır ve 1 Ocak 2020 dönemi itibariyle yürürlüğe girecek olan bir uygulamadır. Eğer tercihiniz bu yönde olursa, bu şekilde vermek istiyorum diyorsanız gelir dersi başkanlığına önceden bildirim yapıyor olmanız gerekiyor. Bildirmezseniz şu andaki sisteme aynı şekilde tekrar devam ediyoruz olmanız anlamına geliyor. Tebliğlerin içinde yok arkadaşlar bu söyleyeceğim. Kılavuzların içinde de yok. Biraz önce ben defter rapor beratını anlatmıştım. Eğer siz
defter berat dosyanızı gönderme tarihinizi değiştirirseniz defter rapor beratlarınızı da aynı tarihlerde göndermek zorundasınız. Eğer siz Mayıs sonuna kadar berat dosyalarınızı gönderiyorsanız defter rapor beratlarınızı da Mayıs sonuna kadar gönderiyor olmanız gerekiyor. Bütün bu süreçleri raporlama dosyası da değişiyor tabii. Bu süreçte Ocak ayında ben berat dosyamı verdim, işte Nisan sonuna kadar gönderdim. Ya Şubat ayında ben çok yoğunum, Şubat'ı ben işte ya da Şubat'ta etkilenmez de Mart ayında ben çok yoğunum. Şunu şöyle yapsam, işte bir tanesini üçer aylık göndersem takip eden üçüncü ayın sonunda, diğerini ben geçiciye döneyim gibi bir durum söz konusu değil. Muhasebenin temel prensipleri, tutarlılık kavramı gereği dönem başında bir işleme ilişkin raporlamayı ne şekilde başlarsanız dönem sonuna kadar aynı şekilde raporlama yükümlülüğünü tekrar yerine getiriyor olmanız gerekiyor. Elektronik ortamda berat dosyamı oluşturdum. Tercih edeceğiniz yönteme göre başkanlığa gönderdim. Gelir dairesi tarafından imzalanan mali mühür, mükellef tarafından imzalanan mali mühür verilerini sisteme girdi. Başkanlık sistemi onayladı, bıraktı. Sizce herhangi bir şekilde elektronik ortamda denetimden geçtim mi? Geçmiş olabilir miyiz? Herhangi bir şekilde elektronik ortamda denetimden. Herhangi bir şekilde mali bir denetimden geçmedim. Neden geçmedim biliyor musunuz? Ben defter berat dosyalarını gönderiyorum. Defterlerimi göndermiyorum ki elektronik ortamda. Ben sadece bildirim yükümlülüğümü yerine getiriyorum. Yani şunu düşünün, noter dönem başında defter tahsilini yapıyor, açıyor, dönem sonunda defter tahsilini yapıyor, kapatıyor. Diyor ki, mükellef artık bu yıla ait kayıt atmayacak diyor. Ben onun cari yılını kapattım artık diyor. Noter size şunu söylemiyor değil mi? Bu mükellef dürüst resim ilçesine göre defterlerini tutmuştur, ben de bunu tasdik ediyorum anlamına gelmiyor. Dönemin başlangıcını ve bitişini gösteriyor. Biz de burada sadece bildirim yükümlülüğümüzü yerine getiriyoruz. Biz şunu söylüyoruz. Mayıs 2019 dönemine ait daha artık geriye dönüp kayıt atmayacağız diyoruz. O yüzden herhangi bir şekilde elektronik ortamda bir denetim uygulamasına geçtiğimiz anlamına gelmiyor. Bir de elektronik servis meslek makbuzu başvurularına bakalım. Bizi neler bekliyor 2020 dönemi itibariyle? Şu an için vergi tutanı 487'den gelen yükümlülük kapsamında ihtiyari uygulama olarak bu sisteme dahil olabiliyorsunuz. Tabii Gelir Dairesi Başkanlığı 509'u yayınlamıştı. 509 kapsamında da 1 Şubat 2020 dönemi itibariyle hala mükellef yetkileri devam edenler 1 Haziran 2020, 1 Şubat 2020'den sonra mükellefiye tesis ettirenler de takip eden 3. ayın sonuna kadar elektronik serbest meslek makbuzu uygulamalarına zorunluluk kapsamına geçecekler. Burada şu an için ihtiyari geçişler var ama isterseniz şu an için geçmek isteyen meslektaşlar için hemen bir başvuru ekranına bakalım. Şimdi için zorunlu değil. Elektronik imza mı kullanacağım, mali mühür mü kullanacağım, kafamız karışıyor biraz. Elektronik imza kullanma zorunluluğumuz var serbest meslek erbaplarının. Ama tabii ki burada yeni bir imza almam gerekiyor mu ya da bir yerden almam gerekiyor mu? Hayır arkadaşlar, siz bir KGK denetçisi olabilirsiniz. Elbise kredi yüklemek için almış olduğunuz bir elektronik imzanız olabilir. Siz bir bilirkişi olabilirsiniz. UYAP portalına yüklediğiniz, UYAP portalına girmek için kullanmış olduğunuz bir elektronik imzanız olabilir. Herhangi bir elektronik imzayı bu sistem üzerinde tanımlayacağız. 1-1-2018 itibariyle bu uygulama başladı. Kağıt ortamdaki bütün hukuki sorumluluklarımız aynı şekilde elektronik ortamda düzenlenen serbest meslek makbuzları için geçerli olacak. Makbuzun teslim yöntemi kağıt teslim edebilirsiniz. İsterseniz e-posta aracılığıyla karşı taraftaki mükellefe bu makbuzları gönderebilirsiniz. Muhafaza ve evraz yükümlülüğü açısından verilerinizin saklama yükümlülüğü doğrudan kendisindedir mükellefin. Zaten defter beyanla diğer e-dönüşüm uygulamalar arasındaki en büyük fark budur. Gelir dersi diyor ki, defter beyan sistemi kullanan mükellefler benim sistemimi kullandığından dolayı diyor, saklama yükümlülüğü bendeyken diyor, diğer dijital platformları kullanan mükelleflerin saklama yükümlülüğü kendisindedir diyor. Şu anda GİP portalı kullanan mükellefler için başkanlık dedi ki, benim sistemimi kullananlar için belki raporlama dosyası istemeyebilirim ama özel entegratörlerle çalışanlar için mutlaka rapor dosyası isteyeceğim dedi. Hani eğer şimdi de rapor dosyası hazırlayıp gönderiyoruz ya, ne kadarlık makbuz kesilip kesilmediğini. O zaman şunu sorabilirler bize,
Muhtemel ilgili dönemler itibariyle bizler de hiza davete çağıracağız ilerleyen dönemlerde. İşte bu maliyeli sitesine girmiş olduğumuz sözleşme verileriyle elektronik ortamda veya kağıt ortamda fark etmez düzenlediğimiz serbest meslek makbuzu verileri karşılıklı çapraz kontrol yapılacak. Çünkü elektronik ortama geçmedim ki hocam, kağıt ortamdayım fark etmez. Hiç önemli değil, defter beyan sistemine giriyoruz bu düzenlediğimiz makbuzları. Hangi mükellefe ne kadarlık makbuz düzenlendiyse sözleşme verileri sisteme akmaya başladıktan sonra karşılıklı çapraz kontroller yapılacak. Siz 10 bin liralık bir sözleşme imzalamışsınız, 8 bin liralık makbuz düzenlenmiş. Bu ürün izaha davet 2 bin liralık makbuz hala daha neden düzenlenmemiş? Hocam ben almadım, biz tahsil esasına göre çalışıyoruz. Almadığım paranın makbuzunu niye kesiyoruz? Bunun cevabı bende değil, izah davet müessesesine vereceğimiz bir cevap olacak. Elektronik ortamda herkes denetimin bir parçası olacak burada. Dijital platformlarda. Üzerinde kare kod veya barkod diyor tebliğ ama artık QR kod üzerinden geçti bu uygulama. Zaten birçok arkadaşımız bu sistemde çalışıyor. Bir serbest meslek makbuzu üzerinde bulunması gereken bütün özellikler elektronik ortamda düzenlenen serbest meslek makbuzunda da var. Sadece tek farkla elektronik serbest meslek makbuzu ibaresi var. Onun haricinde farklı hiçbir ibare söz konusu değil. Üç tane çalışma yöntemi GİP portal, özel entegratör ya da özel entegrasyon sistemlerinden bir tanesi üzerinden bu sistemde çalışılıyor. Başvurularınızı ekranda gördüğünüz link üzerinden yapıyoruz. Linke tıkladım. Karşıma bir sayfa açıldı. Dikkat ederseniz biraz önceki başvuru sayfasının aynısı aslında. Bir sayfa açıldı. Açılan bu sayfada öncelikli olarak bana vergi kimlik numaramı soruyor. İşte vergi kimlik numaramı, bilgilerimi, telefon adres bilgilerimi, hangi belgeye başvuracağımı soruyor. Serbest meslek makbuzu dedim, başvur dedim. Arka tarafta sistem doğrulaması yapıyor ve sadece bir kereye mahsus olmak üzere elektronik imzamı sistem üzerinde tanımlanmasını istiyor. Açılan bu kart girişi sayfasına kart tanımlı kartları sağ taraftaki kulakçığa tıkladım. Bir elektronik imzam bilgisayarımda zaten takılı olduğundan dolayı sistem otomatik olarak o kart şifre, kartın adını kendisi alıyor. Kart şifresini e-imzamı kullandığım kart şifresini yazıyorum. Tanımla, geçerli ve imzalı butonlarına bastığım an itibariyle de artık elektronik imzam sisteme, bir kere yapıyoruz biz bunu, sisteme tanımlanmış oluyor. Ve başvuru sürecim o an itibariyle tamamlanmış oluyor. Sistemde takibini kolaylaştırmak için tarih ve sayı numarası veriyor her bir başvuruya ilişkin. Sanki vergi dairesine elinden evrak veriyormuşuz gibi. Ve aradan 10 dakika sonra da sistem bir doğrulama mesajı gönderiyor mail adresinize. İşte şu verilerle diyor, serbest meslek makbuzu başvurusunda bulunuldu diyor. Eğer siz isterseniz mükellefiniz varsa müstahsil makbuzu başvurularında bu mükellefler bu sayfalardan yapılabiliyor. Bu başvuru linkinden sadece serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu ve 50 bin ve 5 bin, 30 bin ve 5 bin altı düzenlenecek olan faturalar bu sistem üzerinden düzenlenebiliyor. Biraz önceki linki tıkladım. Ben bir artık canlı ortamda düzenlediğim portaldan bu. Ben artık serbest meslek erbabıyım ve makbuzumu düzenlemeye başlayacağım. Dikkat ederseniz sadece tek bir tane belge çıktı. Serbest meslek makbuzu çıktı bende. Serbest meslek makbuzu oluştur dedim. ETTN dediğimiz uluslararası kod zaten geldi. Ellemiyoruz onu. Belge tarihini yazdım. Hangi tarih itibariyle bu belgeyi oluşturacaksak. Vergi kimlik numarasını yazdım. Tam tüzel kişinin ünvanı çıktı. TC kimlikte alt soyad çıktı. Adres bilgilerini hızlıca doldurdum sistemde. Eğer bir şeyler daha eklemek isterseniz mesela şunu yapabilirsiniz. Karşı taraftaki mükellefin e-posta adresini yazmak istiyorum, KEP adresini yazmak istiyorum diye tercih edebilirsiniz. O zaman buraya satır ekle dememiz gerekiyor. Başka bir şeye ihtiyacınız yoksa sayfayı aşağıya doğru sağdan kaydırdığımda altında ücretin ne için alındığını soruyor bana burada. Muhasebe ücreti olabilir, sermaye artırma para olabilir ya da işte farklı bir eğitim, danışmanlık, farklı artık ne üzerinden kesiyorsanız. Ben buraya muhasebe ücreti dedim. Brüt ücret dedim 600 lira, stopaj %20, işte direkt hesaplamasını yaptı. KDV'de dedim %18 deyip enterladığım zaman sağ tarafta sistem otomatik olarak kendi hesaplamasını yapıyor zaten. Oluştur butonuna bastım ama belge sadece oluştu. Ticari belge olma özelliğini daha henüz sağlamadı.
Bu belgeyi doğrudan taslakların altına attı. Taslakların altında atılan belge, bu portal belgesi, GİP diye başlıyor portalın başvurusunda belge numarası. GİP ve 13 haneli referans numarası. Baştaki kutucuya işaretledim. Görüntüleme butonuna bastım. Ticari belgemi, olma özelliğini sağlamak üzere olan belgemi görüntüledim. Eğer herhangi bir hatalı bir işlem yoksa sağ taraftaki onaylı butonuna bastım ve artık serbest meslek makbuzu resmi statüsüne ulaşmış oldu. Belgeyi istersem yukarıdaki indir butonu ile indirerek bilgisayarıma indirebilir, elektronik ortamda veya kağıt çıktısını vererek karşı taraftaki mükellefe bu ilgili süreci tamamlayabilirim. Elektronik ortamda düzenlenmiş olan serbest meslek makbuzunun ekran görüntüsü. Her birinin üzerinde QR kod var, SMM makbuzu ibaresi, düzenleyen ve alıcı bilgileri. Sistemde tek sıkıntı şu arkadaşlar, şu anda GİP portal üzerinden kesilen serbest meslek makbuzlarında iptalle ilgili ciddi sıkıntılar var, iptal edilemiyor. Ama teknik bir sorun, bunun üzerinde çalışıyorlar. İsterseniz GİP portal, isterseniz entegratörlerle çalışabilirsiniz. Bu tamamen mükellefin tercihine kalmış bir şey. Her bir belgenin üzerinde mutlaka düzenlenme saati ve dakikasını sistem otomatik olarak atıyor zaten. Ve ücretin altında ne için alındığını gösteren bir bölüm de var. Aslında uygulama çok kolay bir uygulama değil mi? Doğrudan başvuruda bulunarak sisteme dahil olabilirsiniz bu uygulamayla ilgili. Şimdi bu kadar dijital dönüşüm platformlarından bahsettik, birçok uygulamalardan bahsettik. Tabii bir de bu işin çevresel ve sosyal boyutu var. Diyor ki, yıllık beyanname sayısının 105 milyon olduğunu düşünürsek diyor, her beyanname için 5 sayfa kağıt harcandığında 525 milyon adet kağıt harcanmış ve bu da yaklaşık 2.6 ton kağıda denk gelmiş. Ve dijital platformlar getirdiği yenilik sayesinde 10 yılda 1.3 milyon ağaç da kesilmekten kurtulmuş. Tabii o zeytinlikler, Ege'deki zeytinlikleri saymıyorum, Kaz Dağları'nı saymıyorum. 10 yılda 1.3 milyon ağaç kesilmekten kurtulmuş. Şimdi üstadlar bilirler, vakti zamanında hal müdürlüğü yapan Yıldırım Aksu'nun gönderdiği evraklarda hatırlarsanız SEKA'ya işte saklama ömrüne doldurmuş evrakları gönderirken bunlar devlet malıdır, ne olur ne olmaz birer fotokopilerini çekip gönderir dedikleri haricindekiler bunlar. Şimdi tabii uzun zamandır ben e-fatura e-defter anlatıyorum. Birçok da malzeme birikiyor bizde tabii bu süreçte. Bir gün üstadlardan bir tanesi en önlerde oturuyor. Çok da fazla soru geliyor. Soruyu cevaplıyorum, geliyor, cevaplıyorum, geliyor falan. Dedim ki en sonunda üstad dedim, bir ara verelim, arada ben sizin sorularınıza devam edeyim dedim. Herkesin kafası karışıyor böyle dedim, cevaplayınca dedim. Çünkü ilk defa geçecek olanlar var falan. Neyse, arada dedim ki yanına gitti. Üstad dedim, e-fatura dedim, mükellefiniz mi var e-fatura defter dedim. Yok hocam dedi. Peki dedim, sisteme geçecek olan bir mükellefiniz mi var dedim. O da yok dedi. Ama o kadar böyle özgüvenli soru ki, o yok, o yok, ben zaten bu sisteme geçmeyeceğim havasında böyle çok rahattım. Ben o zaman dedim ki, peki dedim hani o yok, o yok, peki bugünü bana ayırmanızı neye borçluyum dedim. Hani o yok, bu yok. Valla hocam dedi, benim mükellefler dedi, ne zaman e-fatura, e-defter uygulamasına geçerlerse dedi, ben onları bırakacağım dedi, bugün dedi onu öğrenmeye geldim dedi. İnşallah öyle bir kimse yoktur aramızda tabii. O ana kadar var mı? Bıraktınız mı? Ruhsatı iade ettim diyor. Teşekkürler. Sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Tabii sonra ne oldu? Defter beyan sistemi diye bir sistem geldi. O üstad hani gelmişti ya mükellefi bırakmak için bu sistemi öğrenmeye. Bu kadar çaba sarf etmeye gerek var mı? Hani okulda kopya hazırlardık. Hazırlayacağın otur çalış daha kolaydı. Bu da onun gibi aslında. Sonra defter beyan sistemi açıldı. Gelir dersi dedi ki, eğer dedi sen mükellefi bırakıyorsan e-fatura defteri için, şimdi de ben seni bırakıyorum eğer bu sisteme girmezsen defter beyanları dedi. Çok teşekkürler, ayaklarınıza sağlık.